Gençler selamlar, ben İsmail hocanız, SML Hoca matematik kanalındasınız arkadaşlarım. Sayı ve kesir problemlerini bugün bu videoda ele alıyoruz. Dilerseniz abone olduysanız ve videoyu beğendiyseniz dersimize geçelim arkadaşlar. Şimdi birinci örneğimize bir bakalım. Birinci örnekte Zeynep telefon almak için her gün kumbarasına sabit bir miktarda para atıyormuş arkadaşlarım. Kumbarasına attığı günlük para miktarı eğer 50 lira daha az olursa, şimdi ha, burada şimdi ne kadar attığını bilmiyoruz. O zaman Zeynep kumbarasına her gün x lira atıyor diyelim. Ve a gün boyunca da para atmış ya da t gün ya da a gün diyelim. A gün boyunca x lira atmış olsun. Tamam mı? 50 lira daha az olursa eğer, yani x eksi 50 olursa her gün attığı para tutarı, almak istediği telefonun tutarını 10 gün daha geç biriktiriyor. Yani normalde A günde biriktiriyormuş, tamam mı? 10 gün daha geçse A artı 10 günde biriktirebiliyordur. 50 TL daha fazla olursa, yani x artı 50 olursa arkadaşlarım, bu sefer de 5 gün daha erken biriktirebiliyormuş. A eksi 5 günde biriktiriyormuş. Yani normalde almak istediği telefon x çarpı A liraydı. Çünkü A gün boyunca xr lira attığı zaman yani tutarı biriktirebiliyormuş. Pekala, şu da x çarpı a'ya eşit olmak zorunda değil midir? Evet, olmak zorunda. Dolayısıyla ben şunu bir güzel birbirine dağıtayım. X ile a'nın çarpımı xa yapar. X ile onun çarpımı 10x yapar arkadaşlar. Eksi 50 ile a'nın çarpımı eksi 50a yapar. Ve eksi 50 ile onun çarpımı da eksi 500 yapar. Eşittir. Bu da x çarpı a'ya, yani yine telefonun tutarına eşittir. X çarpı a'lar birbirini götürür. Ve burada 10x eksi 50a, şurada 0 kalmıştı ya, eksi 500'ü karşıya atarsam 500 olur. Ve böylelikle de bakın güzel bir şey çıktı. Ben bu denklemin tamamını 10'a bölecek olursam x eksi 5a eşittir 50'yi buluruz. Şimdi bu cepte kalsın. Bu cepte. Şimdi ben şunu çarptığım zaman şu kısım oluşmuştu. Bir de şunu çarpalım arkadaşlar. Yani x ile a'yı çarptım xa. X ile eksi 5'i çarptım eksi 5a. 50 ile a'yı çarptım artı 50a. Ve 50 ile eksi 5'i çarptım eksi 250 geldi. Bu neye eşittir? İşte şuradakine eşittir. Çünkü bu da telefonun fiyatıydı. Bu da telefonun fiyatı. Dolayısıyla bunu da yazalım. Xa ya da direkt xa'ya eşittir diyelim, olmaz mı? Direkt xa'ya eşittir. Çünkü bu da telefonun parasıydı. Xa'lar gitsin arkadaşlar. Burada 50a'dan 5a'yı çıkarınca, bakın 50a'dan 5a'yı çıkarınca bunu da karşıya gönderdim. 250 oluyormuş. Ben bunu 5'e bölerim. 5'e bölünce 10a eksi şurası yanlış yazmışız. Eksi 5x arkadaşlar şurası. Şurası da x olacak dolayısıyla. 50a'dan 5x çıktı yerine 5'e böldük, 10a'dan x'i çıkardım, eşittir 5'e bölünce 50 gelecek. Şimdi de böyle bir denklemimiz oluştu. Şimdi o halde bakın, şurada 2 tane bilinmeyen, burada 2 tane bilinmeyen var. O bilinmeyenler de birbirine eşit. Yazıyorum, x eksi 5a eşittir 50 idi. 10a eksi x de eşittir 50 idi. İkisini taraf tarafa bir güzel toplarım. Artı x ile eksi x birbirini götürür. 5a, 10a'dan 5a çıktı. 5a, 50 ile 50'yi topladı mı 100? O zaman a kaçtır arkadaşlar? Tabii ki 20'dir. A 20 ise eksi 5 kere 20 eksi 100 yapar. Bunu karşıya gönderirseniz x eşittir ne gelir? 150 gelir. Zeynep'in kumbarasına attığı para miktarı kaçtadır? Zeynep kumbarasına her gün 150'şer lira atıyormuş arkadaşlarım. Cevabımız buydu diyebiliriz. Devam edelim ikinci örneğimizle. İsmail evinden iş yerine giden yolun tamamını eşit uzunlukta attığı 750 tane adımla yürüyormuş. Şimdi 750 tane eşit uzunlukta, ki o uzunluklara biz x diyelim. Yani İsmail 750x kadar mesafe yürüdüğü zaman evinden iş yerine ulaşıyormuş. Eğer ki İsmail adımlarını 10 santim daha kısa atarak aynı yolu yürüseydi, x eksi 10 kadar atarak aynı yolu yürüseydi 900 adım tutacaktı. Demek ki bu da, yani 900 çarpı x eksi 10 mesafesi de beni evden işe ulaştırıyormuş. O zaman bunlar birbirine eşittir be kardeşim. Tamam. İçeri dağıtıyorsunuz. 900 x eksi 9000 eşittir 750 x diyoruz. 750 x'i bu tarafa, eksi 9000'i bu tarafa gönderirseniz 150 x eşittir 9000 yapacaktır. Sıfırları götürdüm.
Her iki tarafı 15'e bölersem x kaç gelir? 60. Demek ki İsmail'in bir adımı kaç santimetreymiş? 60 santimetreymiş önceki durumda. Yolun tamamı kaç metredir? Tabi ne yapacağız? 750 ile x'i yani 60'ı çarpacağız. 6 kere 75 450 yapar. Sonuna da 2 tane 0 eklersiniz. Yani yolun tamamı sevgili arkadaşlarım 45.000 metreymiş diyeceğiz. 45.000 metre olur mu? 6 kere 75 diyoruz. 153, 450 aynen. 2 tane de 0 ekledik. Ha, pardon, özür dilerim. Şu santimetre olduğu için 45.000 santimetre. Ben de diyorum 45.000, böyle bir şey yazmış olamam. 45.000 metreyi nasıl İsmail yürüsün diye. Dolayısıyla arkadaşlarım bu santimetre olduğu için şimdi biz bunu metreye çevireceğiz. Metreye nasıl çeviririz arkadaşlar? 2 tane sıfırını sileriz. 450 metreymiş sevgili arkadaşlarım bu yolun tamamı. Evet, devam ediyorum. Devam ediyorum. Kaçıncı sorumla? Üçüncü sorumla. Bir de Irmak var. Zeynep, İsmail, Irmak. Aileyi tamamladık, hadi bakalım. Irmak yeni aldığı kitabı okumaya başladığı günden bitirdiği güne kadar her gün bir önceki gün okuduğu sayfa sayısının 2 katı kadar sayfa okuyarak 6 günde bu kitabı bitirmiş. Yani birinci gün K kadar okumuş. İkinci gün 2K kadar. Üçüncü gün 4K kadar. Beşinci gün 8K. Dördüncü gün 8K. Beşinci gün 16K. Ve altıncı gün 32K kadar okumuş ve kitap bitmiş arkadaşlar. Irmak kitabın yarısını kaçıncı gün içinde bitirmiştir diye soruluyor. Şimdi ben bu kitabın tamamını kaç sayfa olduğunu bulurum. 1'den 32'ye kadar 2'nin kuvvetlerinin toplamı 63K'dır. 63'tür. Dolayısıyla 63K. Peki bu kitabın yarısı 31,5K sayfa değil midir arkadaşlar? Demek ki K burada çift bir sayıymış ki 31,5 çarptığımız zaman sayfa sayısı tam olmuş. 31,5K'dır. Peki 31,5K'yı hangi gün bitirmiştir? Bakın 1'den 16K'ya kadar olan 2'nin kuvvetlerinin toplamı da 31K'dır. Yani 31K'dan sonra 31K'yı ilk 5 gün bitirmiş. 31,5K olan sayfa numarasını ne zaman bitirmiştir o zaman? 6. günün içinde bitirmiş. Yani son gün bitirmiş. 6. gün içinde bitirmiştir diyeceğiz. Burada şundan da size bahsetmek istiyorum. Matematikte işinize yarayabilir. Özellikle TYT kısmında işinize yarayabilir. Şimdi 1'in kuvvetlerini yazarsanız işte 1 var, 2 var, 4 var, 8 var, 16 var, 32 var, 64 var gibi. Bakın 1, 2'nin 1 eksiğidir. 1 ile 2'nin toplamı 4'ün 1 eksiğidir. 1, 2, 4'ün toplamı 7'dir ve 8'in 1 eksiğidir. 1, 2, 4, 8'in toplamı 15'tir ve 16'nın 1 eksiğidir. 1, 2, 4, 8, 16'nın toplamı 31'dir ve 32'nin 1 eksiğidir. 1, 2, 4, 8, 16, 32'nin toplamı 63'tür ve 64'ten 1 eksiktir. O zaman ben bunları toplarsam ne gelir? Bir sonra yazacağım 128'di ve 127 gelir bunların toplamı diyebilirim. 2'nin kuvvetleriyle alakalı bir durum. 3'ün kuvvetlerinde aynı muhabbeti yapamazsın, söz konusu değildir. Ama 2'nin kuvvetlerinde bunu pek tabii başarabiliriz, yapabiliriz arkadaşlar. Bu genel kültür kısmını da atladıktan sonra 4. örneğimize devam edelim. Yeterince zengin olan, o kadar zengin olamadık da hiçbir zaman. Yeterince zengin. Ne demek acaba? Yeterince zengin. Yani hani nasıl bir zenginlikse yeterince zengin. Yani her şeye yetiyor demek. Zenginlik o zaten. Yani zenginliğin sınırı var mı ki acaba? Hani onu da düşünmek lazım. Hani ben zenginim dediğin zaman acaba hangi radde olacak? Yani mesela 5 milyon TL nakit cash param varsa acaba zengin miyim? 6 milyon TL'si olana göre bence zengin değilim. Yani 100 milyon TL olursa ya da 100 milyon dolar olursa Elon Musk'a göre yine zengin olmamış oluyor. Yani bunun bir üst sınırı yok. Dolayısıyla arkadaşlar işte yaşıyoruz, doğuyoruz, geliyoruz, biraz büyüyoruz. İşte erkeksek askere gidiyoruz. Kadınsak iş hayatına atılmaya çalışıyoruz. Onu da yapamıyorsak işte bir şekilde evleniyoruz veya evlenmiyorsak da işte bir şekilde hayatımızı idame ettiriyoruz. İyi kötü bir ev ve iyi kötü bir araba alıyoruz. Ondan sonra zaten herhalde ölümü bekliyoruz. Yani hani başka yapacak bir şey var mı bu hayatta? Yok. Yeterince zengin. Ulan para var ya, para konuşturuyor.
Yani parasızlık konuşturuyor. Para konuşturuyor. Param olsa susardım vallahi. Yeterince zengin olan bir iş insanının bir kısmı 2 salonlu, kalan kısmı 3 salonlu olan evleri vardır. Şimdi 2 salonlu evleri varmış. Bir de 3 salonlu evleri varmış, tamam mı? Şimdi bu kişinin, bu iş insanının 25 tane evi ve tüm evlerinin de 63 tane salonu varmış. Şimdi 25 tane evi varsa ben şöyle diyeceğim. 2 salonlu olan ev adedine A diyelim. 3 salonlu olan ev adedine 25 eksi A demek zorundayım artık. Çünkü ikisinin toplamı 25 ev yapması lazım. Bu A tane evin ikişer tane salonu varsa bunların 2 A tane toplam salonu vardır. 25 eksi A tane evin 3'er tane salonu varsa da bununla bunu çarparım. 75 eksi 3A tane salonu vardır derim. Ben bunları toplarsam eğer 63 salona eşit demek zorundayım artık. 75 2a eksi 3a daha eksi a yapar. 75 tane a çıkınca 63 kalıyormuş arkadaşlar. Dolayısıyla bizim bu a dediğimiz değer 12'nin ta kendisidir. Bizden istenen şu: 3 salonlu evlerinin sayısının, ki 3 salonlu evlerinin sayısı 25 eksi a idi. Yani 25 eksi a kaçtı arkadaşlarım? 12. Çıkarırsanız 13 gelir. Bu 3 salonlu evlerinin adedidir. Bunun rakamları toplamını sormuş. Yani 1 ile 3'ün toplamını sormuş. Bu da 4'tür sevgili arkadaşlarım. Dolayısıyla cevabımız bu olacaktı deriz. Şıklı sorularda, çoktan seçmeli sorularda dikkat etmenizi istiyorum. Çünkü hani bir heyecanla böyle soruyu okurken 3 salonlu evlerinin sayısı dediğimiz anda zaten orada film kopuyor. Ha, tamam diyoruz. Sorunun bizden ne istediğini bulduk, anladık diyoruz. Direkt soruyu çözmeye giriştik. Sen gittin burada 3 salonlu evlerin adedini buldun, 13. O 13 şıklarda da genelde olur. Sen de 13'ü atlarsın ama sorunun kökü senden bunun rakamları toplamını istiyordur. Yani 1 ile 3'ün rakamlarını da bir zahmet topla diyordur. Hani sorunun içerisinde soruyla alakası, oğlum soruyla bir o kadar alakası olmayan bir bilgi ki bu, rakamlarının toplamı. Bunu neden yapıyorlar? Şıkları yerine yazarak bulmasınlar diye yapıyorlar genelde. Ama sevgili arkadaşlarım, biz hani zaten şıkları yerine koyarak bulmak aklımıza gelmiyorsa, zaten biz buna bir denklem bulup çözelim falan diyorsak, buna da dikkat etmek zorundayız. Aman ha. Tamam, işte o üşengeçler yüzünden böyle sorular soruyorlar. Sorunun kökü böyle oluyor. Üşengeç olmayanlar da bunun ceremesini çekiyor. Tamam. Şimdi devam edelim. Beşinci örneğimizde Burak ve Akif. Aynı iş yerinin farklı departmanlarında işe başlıyorlar. Akif'in işe başlarkenki maaşı 4500 lira. Şimdi Akif, olan soruyu yazdığımızda asgari ücret muhabbeti bu kadar değildi. Dolayısıyla 4,5 demiştik ama soruyu yazdıktan bir ay sonra 5,5 oldu asgari ücret. Akif 4500 lira maaş alıyormuş işe başlarkenki maaşı. Şimdi Burak'a 3 ayda bir 100 lira. Akif'e de ayda bir 50 lira zam geliyormuş maaşına. Akif her ay 50 lira zammı alıyormuş maaşını. 6 yıl sonra, ki 6 yıl diyor ya, burada ay hesabına vurursak 6, her senede 12'şer tane ay var. 6 kere 12'den 72 tane ay saymamız lazım şimdi bizim. Burak ve Akif'in maaşları birbirine eşit olduğuna göre. Şimdi 6 yıl geçince bunların maaşları birbirine eşit olmuş. Burak'ın işe başlarken anlaştığı maaş tutarı kaç liradır? Şimdi o zaman ben önce elimde neyi biliyorum? Akif'in maaşını biliyorum. Akif'in 72 ay sonraki maaşını hesaplarım. 72 ayda her ay 50 lira zam yapılıyorsa 72 çarpı 50 lira derim, ne kadar maaş zammı aldığını öğrenirim. 50 ile 70'i çarparsam 3500 yapar. 50 ile 2'yi çarparsam 100 lira yapar. 100 lira da öyle eklersek 3600 lira maaş zammı almış 6 sene sonra, ki bu da bize zaten 8100 lirayı verecektir. Yani 6 sene sonra alacağı maaş 8100 lira ve bu maaş Burak'ın maaşına da eşitmiş. 6 yıl sonraki Burak'ın maaşına. Şimdi Burak'ın şimdiki maaşı soruluyor. Yani işe başlarken anlaştığım maaş soruluyor. Ben şimdi 8100'den neyi çıkarmam gerekiyor? Geriye doğru gidiyorum. Burak Efendi 3 ayda bir maaş zammı alıyordu. Toplam 72 ay var önümüzde. O zaman ben bu 72 ayı giderim 3'e bölerim. Kaç tane maaş zammı aldığını bulmak için, ki bu da 24 defa yapar. 24 defa 100'er liralık zam almış. Yani 24 çarpı 100 derseniz 2400 lira maaş zammı almış. O zaman ben bu 8100'den 2400'ü çıkarırım. 400 çıkarırsam 7700 yapar. 2 daha çıkarırsam 5700 lira yapar arkadaşlar. Ve Burak'ın işe başlarkenki maaşı 5700 liraymış deriz.
soruyla noktayı koyarız. Tamam. Sorunun cevabı buydu. Devam ediyorum 6. örneğimle. Bir miktar sirke 5'er litrelik şişelere dolduruluyor. Eğer 5 litrelik şişeler yerine 3 litrelik şişelere doldurulsaydı 14 adet daha 3 litrelik şişeye ihtiyaç duyulacaktı. Buna göre başlangıçta kaç litre sirke vardır diye sormuş. Şimdi o sirke 5'er litrelik şişelere konuluyor ya, kaç tane şişeye konulsun? X tane şişeye konulmuş olsun, tamam mı? Eğer 5'er litrelik şişeler yerine 3'er litrelik şişelere konulmuş olsaydı 3 çarpı 14 tane daha şişeye ihtiyaç duyulduğuna göre x artı 14 olacak arkadaşlarım. Yani 5'er litrelik şişeleri koyunca x tanesi yetiyor. 3'er litrelik şişelere koyarsak x artı 14 tane şişeye ihtiyaç duyuyoruz. Ve bu da sirkenin tamamı, bu da sirkenin tamamı. O zaman bunlar birbirine eşittir. O halde diyorum ki 5x eşittir 3x artı 3 kere 14 42 yapacaktır. 3x'i bu tarafa hoplattım. 2x geldi. 2x eşittir 42. O zaman x kaç yapar arkadaşlarım? 21. Başlangıçta kaç litre sirke vardır diye soruluyor. Başlangıçta x 21'miş ya. 21 tane şişeye 5'er litrelik sirke koymuştuk. 5'er 5'er koymuştuk. Dolayısıyla 5 çarpı 21'den bizim doğru cevabımız 105 litre olur. Cevap 105'ti deriz gençler. 7. örneğimiz için sağ üst taraftayız. Aşağıda bir GSM şirketinin yeni hat alan kullanıcılara sunduğu iki teklifin afişleri bize verilmiş, gösterilmiş. Bakın birinci teklifte 500 dakikaya kadar sabit 60 lira ödersin kardeşim diyor. Paketi aşarsan diyor, 500 dakikayı aşarsan diyor, dakikası 20 kuruş diyor. Bir dakika konuş 20 kuruşunu alırım diyor. İkinci teklifte 750 dakikaya kadar konuş diyor. 750 dakikaya konuşursan diyor 100 lira sabit paranı alırım ben senin. Ama diyor dakikayı aşarsan diyor, paketini aşarsan diyor 30 kuruş alırım bu sefer senden diyor. Şimdi Volkan aylık 1000 dakika telefon görüşmesi yaptığını düşünerekten kendisi için avantajlı teklif hangisi ise tabii ki o teklifi seçmiş. Bir ay sonunda 1000 dakika görüşme yapmış Volkan. Kaç lira fatura ödemiştir? Acaba hangi tarifeyi kullanmış, onu bulmamızı istiyor yani soru. Pekala, hangisini seçtiyse ona bakalım. Şimdi 1000 dakika konuşuyor ya Volkan. İlk 500 dakikasına eğer şunu seçerse ilk 500 dakikasına zaten 60 lirayı verdi. Geriye kaldı 500 dakika. O 500 dakikayı da arkadaşlarım 0.2 lirayla çarpacağız ki ne kadar ödediğini bulalım. 500 ile 0.2'yi çarparsanız 100 lira da buraya ödemiştir. 100 lira artı 60 liradan 160 lira eğer şu tarifeyi seçerse ödeyeceği tutar bu. Peki Volkan şu tarifeyi seçerse 750 dakikaya kadar olan kısmı için 100 lirayı bayıldı Volkan. Tamam mı? Artı geriye kaldı 250 dakikası. 250 dakika 0.3 TL yani 30 kuruş verecek ki bu da bize 75 TL yapar arkadaşlar. İkisini toplarsanız 100 artı 75 liradan 175 lira ödeyecektir. Şimdi Volkan düşünerek, kafalanma hesap yaparak kendisi için avantajlı olanı seçmiş ya, o teklifi seçmiştir diyor. Bak avantajlı teklif hangisiyse, avantajlı teklif hangisi bu değil mi? O halde arkadaşlarım Volkan bir ay sonunda 160 lira fatura ödemiştir deriz. Demek ki şunu seçmiş. Devam 8. örnek. A, B ve C takımlarının kendi aralarında yapmış oldukları futbol maçlarıyla alakalı. Şimdi A takımı var, B takımı var, bir de C takımı var. En az maç yapan takım A'ymış ve toplam 12 maç yapmış arkadaşlar. En çok maç yapan takım da B'ymiş ve toplam 15 maç yapmış. Şimdi C için ne söyleyebiliriz onu düşünelim, tamam mı? C için arkadaşlarım şöyle diyoruz. En az maç yapan 12 maç yapmış, en çok maç yapan 15 maç yapmış. O zaman C için ya 13 maç yapmıştır veyahut 14 maç yapmıştır diyeceğiz. Tamam, ikisinden birisi. Çünkü en az 12 maç yapan A ise C'ye 12 maç yapmıştır diyemeyiz. En fazla 15 maç yapan bir B var, C'ye 15 maç yapmıştır diyemeyiz. Dolayısıyla C ya 13'tür ya 14'tür. Devam. Buna göre A ve C takımları, yani şu takımla şu takım, kendi aralarında toplam kaç maç yapmıştır diye soruluyor. Şimdi şöyle diyeceğiz gençler. Bir kere önce C takımı 13 maç mı yapmış, 14 maç mı yapmış, biz önce bunu bulmamız gerekiyor. Şimdi ben diyorum ki şurada yapılan toplam maç sayısı 12. Şurada yapılan da 15. İkisini topladınız ne geldi? 27. Arkadaşlarım, maç yapmak işteş bir fiildir.
Tamam mı? Maç yapıyorsan kendi kendine yapmamışlar. Bu futbol maçı yapıyorlar, tamam mı? Futbolda dememiş herhalde de bakayım. Ha, futbol maçı. Futbol maçı yapıyorsa iki takım arasındadır o. Bir maç yapılırsa iki takım da oyun oynamış sayılır. Yani A takımıyla B takımı maç yapıyorsa bir maç yapılmıştır. Fakat bir maç yapılmıştır. Fakat hem A takımının hanesine bir maç yapılmıştır yazar, hem de B takımın hanesine bir maç yapılmıştır diye eklenir. Dolayısıyla bir maç hep 2 sayılıyor. 2 maç 4 sayılıyor. 3 maç 6 sayılıyor şeklinde devam edersek o zaman burada maç yapmak işleş bir fiil olduğundan biz toplam yapılan maç sayısını 2 ile çarpıp bulabiliriz. Ki 2 ile çarpılıyorsa o sayı nedir? Çifttir. Şimdi 27'nin üzerine ben 14 eklersem 31 olur. Çift olmaz. Dolayısıyla arkadaşlar 14'ü eledik. Demek ki C kesinlikle ama kesinlikle 13 maç yapmıştır diyeceğiz. Şimdi gel gelelim bu kısmı atlattıktan sonra bir bu kadar hani zorluk seviyesi bir bu kadar daha olan ikinci kısmı düşünme işi var. İkinci kısımda neyi düşüneceğiz? B takımı 15 maç yapmış mı? Yapmış. B takımı 15 maç yapmış da bu 15 maçı kimlerle yapmış? Ya A takımıyla ya da C takımıyla yapmış. Yani A ile C'nin toplam yaptığı maç sayısı kaç? 25 maç var. A ile C'nin toplamda yaptığı maç sayısı 25 maç. Ve arkadaşlarım ve bu B takımı toplam 15 maç yaptıysa eğer ben bu A ve C'nin içerisindeki bazı maçların B takımıyla olduğunu biliyorum. Dolayısıyla bu 25'ten 15'i çıkarırsınız ve dersiniz ki 10 maç kaldı geriye. Şimdi demek ki şunların eksik kalanıyla mesela örnek veriyorum 15 maç var ya 15 maç var 7'sini A ile yapmış. 12'den 7 çıktı 5 maç. 8'ini de bununla yapmış. 13'ten 8 çıktı 5 maç. Ki zaten cevap da bu olacak. 5 maç ve 5 maç. Demek ki A ile C takımları kendi aralarında bakın çıkardık 10 maç bulduk ya 10 maç diye zıplamıyoruz hemen. Çünkü o 10 maç dediğimiz 5 artı 5'ten 10 maç. Şimdi A takımı C takımıyla 5 maç yapmış. Tamam bu cepte şimdi. C takımı da A takımıyla 5 maç yapmış. Toplamda 10 maç mı yapıldı? Hayır. Bunun yaptığı bir maçla bunun yaptığı bir maç zaten aynı maç. Bu maçla bu maç da aynı maç. O zaman bunu tekrar tekrar ikişer ikişer saymaya gerek yok. Yani şöyle düşün mesela Galatasaray'la Fener maç yaptı. 2 maç mı yapıldı? Niye? Çünkü Galatasaray maç yaptı. Fener de yaptı. 2 maç mı yapıldı? Hayır tek maç var. Birbirleriyle yapıyorlar çünkü. Dolayısıyla burada bulduğunuz onu ister 2'ye bölün 5 maç deyin. İsterseniz de buradan uygun olan sayıları çıkararak 5'e 5'i bulun. Tamam. Cevabımız 5 maç olacaktı. Devam ediyorum arkadaşlarım 9. soruyla. İçi tamamen sıvı dolu olan bir kabın ağırlığı x kilogramdır. Bu kaptan sıvının 2 bölü 3'ünden bahsetmiş. Bak o bölü 3'ler benim için çok önemli. Şimdi gençler şöyle diyeceğiz bakın. Ben bir kap çizdim. Bu kabın da şöyle 3 eşit parçaya böleceğim. Neden 3 eşit parçaya biliyorum? 2 bölü 3'ü kolay alınsın diye. Ve buraya V, V, V dedim. Tamam mı? Şimdi bu kap içerisinde toplam 3V miktarda sıvı var. Ve bir de kabın ağırlığı var. Kabın ağırlığına K diyelim. Ve bu şekilde bu kabın ağırlığı toplam ağırlığı X kilogram geliyormuş. Ama ben bu kabın içerisindeki sıvının 2 bölü 3'ünü ya da 3'te 2'sini aldık. Boşalttık. Geriye ne kaldı? V kaldı. Ve artı bir de kabın ağırlığı kaldı. Bu da neymiş arkadaşlarım? Y kilogram oluyormuş. Çok güzel. Başlangıçta kaç litre sıvı vardır diye sorulmuş. Yani bizden 3V soruluyor. Aklınıza bulunsun. Öncelikle sevgili arkadaşlar K'yı bir ekarte edelim. Yani üsttekinden alttakini bir çıkaralım. Böylelikle 2V'yi buluruz. Bakın 3V'den V'yi çıkardım. 2V K'dan K çıktı. 0 eşittir X eksi Y'ymiş. Başlangıçta kabın içinde bulunan kaç litre sıvı vardır diyor ya. Kabın içinde bulunan sıvı miktarı ne? 3V. Şimdi 2V X eksi Y ise 3V nedir diye soracağız. Ben 3V ile x eksi y'yi çarpacağım demek ki. Şununla şunu çarptım. Şuna bölünce bunu bulacağım. Dolayısıyla bölü 2V diyorum. V'ler gitti. Cevabım ne oluyormuş? 3x eksi 3y bölü 2 oluyormuş arkadaşlarım. Bu da başlangıçta kabın içerisinde bulunan 3V'lik sıvının x ve y türünden eşiti olmuş oluyor. Devam ediyorum 10. sorumla. Aynı okulda görev yapan öğretmenlerden Mert ve Tuğba'dan. Mert bu okuldaki öğretmenlerin 9 bölü 22'si kadın meslektaşlarımdır diyor. Şimdi Mert konuşurken kadın meslektaşlarını söylüyorsa dolayısıyla tüm kadınlardan bahsediyordur.
Yani öğretmen nüfusu, o okuldaki öğretmen nüfusu 22K iken arkadaşlarım, 22K iken kadın öğretmen sayısı 9K'ymış. Şimdi o zaman şöyle diyeceğim. 9K tane kadın var. 22'den 9'u çıkardınız. 13K tane erkek var o zaman. Tamam. Şimdi Tuğba da demiş ki bu okuldaki öğretmenlerin 2/5'i kadın meslektaşlarımdır. Şimdi şu bir dakika. Bir dakika. Tuğba konuşuyorsa bu cümleyi kendinin meslektaşı olarak görmüyor. Dolayısıyla kadın sayısından 1 çıkarıyor. Yani 9K-1 tane kadın meslektaşı vardır. Kendini sayamaz. Toplam meslektaş sayısı da 22K'ydı. Yani toplam öğretmen sayısı da buydu. 9K-1/22K neye eşitmiş? 2/5'e. Çok güzel, soruyu bitirdik o zaman. Hayırlı uğurlu olsun. İçler dışlar yapıyoruz. 5 kere 9K 45K yapar. Eksi 5 eşittir. 2 kere 22K da 44K yapar. Aa, inanılmaz güzel bak. Bunu buraya, bunu buraya attım. Hiç uğraşmadım. K eşittir kaç geldi? 5 geldi hocam. Her iki öğretmenin söylediklerine göre bu okulda görev yapan kaç tane erkek hoca vardır diye soruluyor. Kaç tane erkek vardır demiştik? 13K tane. K'yı ne bulduk? 5 bulduk. O zaman 13 çarpı 5'ten doğru cevabın 65 olması içten bile değildir arkadaşlar. 11. soruma geçiyorum sağ üst tarafta. Ayşe, Burak, Can, Deniz, A, B, C, D. A, B, C ve D dedik. Tamam mı? Şimdi diyor ki bakın. Ayşe'nin parasının 1/4'ü. Burak'ın parasının 4 katı, Can'ın parasının 4 fazlası, Deniz'in parasının 4 lira eksiği birbirine eşitmiş. Şimdi şu ikisi bile birbirine eşitse, birini 4'e bölüyoruz, ötekini 4 ile çarpıyoruz, birbirine eşit oluyor. O zaman şöyle diyelim, şuna x diyeyim, tamam, Burak'ın parasının 4 katı demiş ya, 4x olacak. O zaman A'nın, yani Ayşe'nin parasının 1/4'ünün 4x olabilmesi için bunun 16x olması lazım. Bakın bunu 4'e bölün, 4x, bunu 4 ile çarpın, 4x. Şimdi Can'ın parasının 4 lira fazlası 4x ise Can'ın parası 4x eksi 4'tür. Deniz'in parasının 4 lira eksiği 4x eşitse 4x artı 4'tür. Bunun parası çok güzel ya, mis gibi oldu valla. Şu an buna anlamayan varsa bakın şu olaya şunları uygulayın. Hepsi birbirine eşit gelecektir. Diyor ki bu grupta en çok parası olanın kaç lira parası vardır? Sanırım en çok parası olan A. Aynen öyle, kusura bakmayın. Devam edelim şimdi. Toplam kaç lira paraları vardı? 1000. Toplayalım o zaman biz bunları. 4x, 4x, 8x. Bak artı 4 ile x, 4 zaten birbirini götürüyor. 8x, 9x, 25x yaptı. 25x eşittir 1000 ise x kaçtır biliyor musunuz arkadaşlar? X 40'tır. Ve bize en çok parası olanın para miktarını sormuş ya. 16x'ti. Ayşe'yi de en çok parası olan. Dolayısıyla 16 ile 40'ı çarpıyorsunuz. 4 kere 16 64 yapar. Bir de 0 ekliyorsunuz. Demek ki Ayşe'nin 640 lira parası vardır diyoruz sevgili gençler. Ve 12. soru sanırım son sorumuzdu. Sayı ve kesir problemlerinde aynen öyle. Şimdi bakın. Şekil 1'de verilen özdeş kalasların, şunlar özdeş kalaslar. İkisi şekil 2'deki gibi bir kısmı üst üste konulup çivilendiğinde 13 santimlik bir kalıp yapılıyor. Şimdi şöyle göstermek istiyorum onu da. Hop şöyle yapalım. Bakın şu şekilde arkadaşlar üst üste konuluyor. Şu şuradan geliyor. Bu da arkasında kalmış bakın. Üst üste konuluyor arkadaşlarım ve bu şekilde bir kalıp yapılıyor. Şimdi iki tanesi üst üste konulunca 13 santimetrelik bir kalıp. Üç tanesi birbirine çivilendiğinde 18 santimetrelik bir kalıp elde ediliyormuş. Bize deniliyor ki aynı özdeş kalaslardan, ha tamam, buna göre 25 tane özdeş kalas aynı yöntemle çivrilirse oluşan yeni kalıp kaç metre olur diye soruluyor. Bir kere öncelikle bakın bunların, bu tarz soruların kolay yöntemlerini göstereyim ben size. 2 tanesi çivrilenince 13 santim, 3 tanesi çivrilenince 18 santim olmuyor mu? Aradaki 5 santim ne? Aradaki 5 santim işte şu fazlalık olan kısım. Yani arkadaşlar bunun bir tanesi çivilenseydi demiyorum. Zaten iki tanesi çivilenmeden önce bu tek parçaydı. İşte bu tek parçanın uzunluğu 13'ten 5'i çıkarırsınız 8 santimetre olur arkadaşlar. Tamam, 8 santimetre olur. Şimdi bir tane kalas 8 santimetre. Eyvallah. İki tanesi 13 santimetre. Yani 5 eklene eklene mi gidiyor? Madem 5 eklene eklene gidiyor. Ben hemen ne derim biliyor musunuz? Şunu yaparım. Beşer beşer artıyorsa, beşer beşer artıyorsa 5 çarpı 5 çarpı x, 5 çarpı x artı 3 derim sevgili gençler bu ifadenin geneline, genelleştirir. Bakın şekil 1 için bu 8 santimdi ya,
Bir tane kalas var. Kalas sayısını yaz bakayım burada yerine. 5 kere 1 artı 3. Kaç yapar? Hocam 8. Aa bakın 8. Peki 2 tane kalas varsa 5 çarpı 2 artı 3 eşittir 13. Aa bakın 13. 3 tane kalas varsa 5 kere 3 artı 3 eşittir 18. Aha da çıktı. E şimdi bana diyor ki ben artık bu işin olayın özütünü bulmuşum ya. Daha ne olsun? Bana diyor ki 25 tane özdeş kalas diyor. He. O zaman 5 kere 25 artı 3 bize cevabı verecektir. 5 kere 25. 125, 3 daha 128 santimetre yapar arkadaşlarım cevabımız. Peki hocam iyi hoş güzel anlatıyorsun. Bu olayı da çok beğendim. Ama şu kısmı anlamadım diyorsan gel şimdi sana o kısmı öğreteyim. Bak şimdi düzenli artan bunu AYT'de diziler konusunda çok daha aritmetik dizi konusunda çok daha net göreceksin. Düzenli artan bir şeyler varsa ki burada mesela artış miktarında 5'er 5'er artıyor değil mi? Hemen yapıştıracağım 5x. Çünkü 5x yazarsan x'ler birer birer artınca 5x de 5'er 5'er artar. Eğer bunlar 6'şer 6'şer artmış olsaydı 6x diye başlardı. 5x dedim mi dedim. E kalas sayısı ne burada? 1. Birinci kalas kaç santim? 8. 1'i yerine yazınca 8 gelmesi gerekiyor. E 1 kere 5 5 yaptı. 8 gelsin diye 3 ekliyorsun. İşte bu kadar basit olay. 5x artı 3. Veya ikinci şekil kaç santim? 13 santim. 2'yi yerine yazın. 2 kere 5 10 yaptı ya. 13 gelsin diye 3 ekliyorsun. İşte sırf o ifadeyi denk getirebilmek için şu ifadeyi yazdık. Artık diyorum ki bu isterse bana 1453 tane kalas birbirine bağlandığı zaman ne yapılsın diye sorduğu zaman ben tak diye cevabını veririm. Yani gidip de şu aradaki mesafeleri, şunları bunları benim hesaplamama lüzum yok diyorum. Evet, kaptınız gene efsane bilgiyi SML hocadan. Yorumumuza devam edersiniz artık. Evet gençler, bir sonraki videoda yaş problemlerini ele alacağız. Yaş problemleriyle alakalı da sana güzel sorular çözeceğim ve yine pratik bilgiler vermeye çalışacağım. Aklında bulunsun ve ne yapıyoruz artık? Şöyle kendimizi büyütelim. Sonraki videoda görüşüyoruz. Kampa sıkı sıkıya sarıl. Eğer ki böyle kopmalar veya böyle yorulmalar ki havalar çok sıcak biliyorsun. Günler çok monotonlaşmaya başlamış olabilir senin için hiç sıkıntı yapma. Ben seni canlandırırım. Gel beni dinle. Tamam gel beni dinle. Ben seni canlandırırım. Ben sana motive olurum. Ben sana dersi anlatırım. Ben sana daha o matematik denemelerini falan sen hiç çözmedin ki. Sen o matematik denemelerine bir gir. Netlerini şöyle biraz kıpırdanmaya başlasın, kaynamaya başlasın. Çok güzel olacak arkadaşlar, hiç merak etmeyin. Hiç merakınız olmasın. Daha sınav denen olaya 10 aya yakın bir süre var. Ve o 10 ay sürede var ya ben sana full çektiririm güzel kardeşim. Sen hiç merakın olmasın. Sen bana güven ya, sıkıntı yok. Daha biz ne kamplar yapacağız bu kanalda. Ne kamplar yapacağız. Gençler kendinize dikkat ediyorsunuz. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.